Maçtan geldik. Maçtan sonra yemek falan yedik. Oraları da birazcık çekmiştim. O kadar yorulduk ki ve hava çok soğuktu. İlk gittiğimizde iyi gibi görünüyordu ama akşama doğru soğumaya başladı. Bu arada maç saat 4'teydi. Ama Ali'ye hazırlıklı gitmiştim. Şapkası, montu, her şey vardı. Bugün pazar olmasına rağmen dün dağıtıma çıkan kargom bugün geldi. Elsa 2'den pijama sipariş etmiştim şöyle. Mickey Mouse'lu. Benim kızımın da bu desenden pijamaları çok fazla. Minnie Mouse, Mickey Mouse. Dedim kızımla takım giyeriz dedim. Güzel olur dedim. Ve ben seviyorum böyle yani çizgi film karakterlerini. Böyle bir pijama aldım. Tam bedenimi aldım. M beden ama bayağı bir salaşmış. Yani S'de olurmuş. Bir dakika anneciğim. Bir de şöyle bir çanta aldım. Siyah bir çanta. Ay etiketini de kopartmamışım. Bunlar bu arada kuponla beraber çok uyguna denk geldi. Alt limiti olmadan bir kupon tanımladılar. Ve bunların ikisi bana çok uyguna geldi. Şöyle yakından da göstereyim. Böyle kibar, tatlı bir çanta. Ben sevdim. İçinde uzun sapı da var. Ay bu şekilde işte. O kadar soğuk ki yani üstümüze kalın kalın giyindik. Şimdi çay suyu koydum hocam. Ali'ye mısır haşlıyorum. Sonra Ali Yuş'umu uyutacağız. Biz Güldür Güldür izleyeceğiz. Dün izleyememiştik. Eşim işten geç gelmişti. Bugün izleyeceğiz bakalım. Çayımı demledim. Çerezlerimi hazırladım. Kızıma mısır haşladım. Yarısını kızım yiyor. Yarısını eşim yiyecek. Bir tane mısırımız kalmış. Ama benim hiç de canım istemiyordu zaten. Kızımı uyutmadık çünkü mısır yemesini istedik. Sırf mısır için bekletiyoruz yani. Yorgunluktan hepimiz geberiyoruz aslında. Aşırı yorgunuz. Ya bilmiyorum hava mı çarptı ne oldu? Hava çok soğuktu. Bayağı üşüdük yani. Onun da yorgunluğu var. Bir de sabah çok erken kalktık biz. Gece geç yatmıştık. Sabah 9'da falan uyandı Alya. Gece de sanırım 2.30-3'lere doğru yattım. Genelde çok beklemem Alya yatırdıktan sonra ama bu sefer... Öyle eşimle oturduk sohbet muhabbet derken geç saatlere kadar bekledik. Kabak tatlısı diyeceğim geliyor sürekli. Ayva tatlısını ana şu eşimin, şu benim. Çünkü ben maça gitmeden önce bir tane böyle yedim. Ay o kadar
iyi geldi ki bana. O beni tok tuttu yani açıkçası. Aç gitmiştik çünkü sabah kahvaltısından sonra bir şey yememiştik. Aileye yedirmiştim, böyle pilav falan yedirmiştim. Ondan sonra yanıma inanır mısınız böyle ponçik ekmeklerden aldım, kreker aldım, suluğunu aldım. Yani sırf böyle zorluk çıkarmasın, sussun diye. Ama Allah kızımdan razı olsun, hiç zorluk çıkartmadı. Maşallah, subhanallah diyeyim. Öyle çok güzel geçti. Hatta eşim şey demişti, eğer güzel izin verirse maç izlemeye tekrardan götüreceğim sizi demişti. Tekrardan gitmeyi planlıyoruz bakalım. Biz maçı 2-0 bıraktık. Sonra ne oldu bilmiyorum açıkçası. Çünkü dedik hani trafiğe kalmayalım. Maç çıkışı çok kalabalık oluyormuş. Eşim dedi 10 dakika önce çıkalım ki hani rahat rahat çıkalım dedi. Son 10 dakikada ne oldu bilmiyoruz. Ama en son 2-0'dı. Vallahi hiç sunum falan yok. Neyse o. O şekilde bir sofra hazırladım. Muhtemelen yarın videoma devam edeceğim. Bugün çok yoruldum ve çok fazla evde durmadığım için bir şey de çekemedim. Yarın görüşmek üzere. Ertesi günden günaydın. Şimdi ben kızıma yumurtasını haşladım. Soğuk suyu ısladım. Kendime azıcık bir çay demledim. Şuraya kendime biber kızartıp üstüne domates sosu koydum. İçine birazcık da sarımsak ekledim. Ve ocağıma nasıl baktığını gördünüz değil mi? Yani domatesi koymamla yağın sıçraması bir oldu. Neyse temizleriz. Bugün havamız çok güzel görünüyor. Çok geç olmadan kızımla markete gideceğiz. Hem ona biraz abur cubur almayı düşünüyorum. Hem de bugün kremalı mantarlı bir makarna yapmayı düşünüyorum. Çünkü evimizde çok fazla mantar var ve bozulmaya yüz tutmuş. Benim kızım mantarı ve makarnayı çok sevdiği için ikisini birleştireceğim. Bir de pırasa yemeği yapmam lazım bugün. Ben pırasa yerim genellikle zaten. Kızım da makarnasını yer. Yani ben de yerim diye düşünüyorum yanında. O pırasa yemez de. O yüzden ona göre bir şeyler yapacağız. Bugün kızımla yalnızız. İki gün daha böyleyiz bakalım. Babamız çalışacak çünkü. Şimdi Müge Anlı çok heyecanlı bugün. Pazartesi son bölümünde çocuğunu öldürmekle suçlanan adam oğlum ölmedi getireceğim dedi. Aşırı merak ediyorum ve şu anda aslında kaçırdım. Saat 11'e falan geliyor. Başa sararak izleyeceğim. Hem kahvaltımızı yapacağız hem de kızımla Müge Anlı'yı izleyeceğiz. Bugün kendime yıkanacak bir sürü çamaşır çıkarttım. Şöyle siyahlarımızı yıkadım. Kot eteğimi de bunlarla beraber atmıştım. Ama onu kurutmaya atmayacağım. Kalorifere serdim. Gerçi kalorifer de çalışmıyor ama hava alsın diye yani. Şöyle dün giydiğim formam. Bunu kurutmaya atmayacağım. Çünkü ben bir keresinde eşimin maça gittiği formayı, orijinal formayı gittim. Kurutmaya atmışım. Ve bütün yazıları alt üst olmuş, sizlere ömür. O yüzden tecrübeyle sabittir. Formalar kurutmaya atılmıyormuş arkadaşlar. Bu da benim tek formam. O yüzden hiç heba olmasına izin veremem. Şöyle karmaya getirelim. Karışık çünkü hem pamuklu var hem sentetik var. Şöyle banyo paspaslarımı da yıkayacağım. Sık sık yıkadığımı söylemiştim. Acaba ne de yıkasam? Trend yol kargosu açıyoruz. Ve şu minnoşluğa bakar mısınız ya? Kendime biraz kışlık alışverişi yaptım. Şöyle bir hırka gördüm ve rengine aşık oldum resmen. O kadar güzel bir yeşil ki bayıldım. Bunu M beden aldım. Kendi bedenim. Ama o kadar genişmiş ki yani S de alınabilirmiş. Bayağı oversize'mış yani. Ondan sonra onun bir de sarı rengi varmış ki ben sarıya bayılırım. Yeşile de bayılırım. Dedim ki bunu kaçırmamalıyım. Bu modele bu renk çok yakışmış. Bir de sarısını aldım. Yine M beden. Sonrasında şu süvetere uzun zamandır bakıyordum. Hangi rengini alayım, siyah mı bu mu olsun falan diye ama bu daha çok hoşuma gitti. Daha nostaljik ve modelini daha çok belli ediyordu papatyalarını. Normalde siyahını almayı planlamıştım ama siyah papatyaları biraz
söndürmüştü ya. O yüzden onu tercih etmedim ve üzerime denedim. Çok güzel oldu. Ben bunların hepsini etek üstü aldım. Bunu L-beden aldım. Biraz büyük geniş olsun dedim. Çünkü kalıpları o kadar da bol değilmiş yani. Siz de alırsanız bir beden büyük tercih edin. Bunu kendi bedeniniz ya da bir beden küçük tercih edebilirsiniz. Çünkü bayağı genişmiş. Umarım kendini salmaz. Şimdi yıkanacak bir sürü çamaşırım var. En son banyo paspaslarını atmıştım ya. Ben yatak odamı güzel süpürdüm. Kızımın nevresimlerini değiştirdim. Kendi nevresimlerimizi değiştirdim. Nevresimlerimizi atacağım. Ondan sonra beyazlarımı yıkayacağım. Sonrasında bunları da bir kısa programda yıkar, hemen giyerim. Çünkü artık bunları giyme değeri başladı. Ben bunların hepsini dediğim gibi etek üstü aldım arkadaşlar. Kışın böyle etek üstüne giyecek kısa hırkalar, süveterler istiyordum. Çünkü ben genelde çok fazla etek tercih etmiyordum öncesinde. Ama şimdi böyle yavaş yavaş etek giymek çok hoşuma gittiği için etek üstü kısa şeyler almaya başladım. İşte crop gömlektir, hırkadır, süveterdir. Çünkü yoktu. Alışverişim böyleydi. Umarım siz de sevmişsinizdir. Bunların hepsi Trendyol Milla ürünü arkadaşlar. Bunun bilgisini de vereyim, bakmak isterseniz diye söylüyorum. Şuraya pırasa yemeğimi koydum. Bu şimdi kısık ateşte pişsin. Şuraya da mantarlarımı limonlu ve unlu suya ekledim. Limon kararmasını önlüyor. Un da bütün pisliklerinin çıkmasını sağlıyor. Şimdi ben bunu marketten gelip dönene kadar işte bu suda bekleteceğim. O zamana kadar birazcık temizlenmiş olur ve hani temizlenmese bile bu dışındaki çamurların daha kolay çıkmasını sağlıyor. Umarım döndüğünde bembeyaz olmuş olur. Böyle bol mantarlı bir makarna yapacağız. Çok da geciktik ya. Bir önce gitmem lazım benim. Bir karar değişikliğiyle makarna yerine erişte yapmaya karar verdim. O da zaten taşmış. 2 dakika boş bıraktım. Kızıma bakayım dedim. O arada taşmış gitmiş yani. Birazcık da ocağım kirlenmiş. Neyse temizleriz. Pırasam pişti. Hemen şuraya tereyağlı erişte yapıyorum. Çünkü neden karar değiştirdim? Markete gideceğiz. Ama ben şimdi kızımın aç olduğunu bildiğim için kendime stres yapacağım. İstiyorum ki böyle aheste aheste gezelim, yürüyüş yapalım. Bakacaklarıma rahat bakayım. Alacaklarımı da alıp geleyim istiyorum. Mantarlı kremalı makarnayı yarın yapacağım. Bugün malzemeleri tamamlayayım. Yarın yapmayı planlıyorum. O yüzden hemen erişteye karar verdim. Çünkü kızım toksa ben her yeri gezebilirim gönül rahatlığıyla. Kızımın aç olmasından ve üşümesinden hiç hoşlanmam. O yüzden kışın böyle onu çok kat kat giydiriyorum. Eşim hep bana diyor çok kalın giydiriyorsun çocuğu bunalıyor falan diyor ama üşümesin de diyorum ne olursa olsun. Yani hoşlanmıyorum üşümesinden. Mesela altı tenisi ondan sonra işte toksa üşümüyorsa ben saatlerce gezerim. Yeter ki benim içim rahat olsun. Mutlu mesut gezerim yani. Diğer türlü stres yapıyorum kendime. Yani aklım hep onda kalıyor. Şimdi bir anda gidecektim, bir anda geri dönecektim. Bir şey de anlamayacaktım. O yüzden rahat rahat gidelim istiyorum. Havamız da güzeldi. İnşallah bizi çıkana kadar kapatmaz. Biraz güneş var. Sıcak mı bilmiyorum ama güneş var yani. Mantarımı da hemen kaldıracağım buzdolabına böyle yıkayıp da. Yarın için hazırlayacağım. Kaldıracağım derken kurulayacağım. Kabuklarını artık temizleyeceğim. Temiz bir şekilde kaldıracağım. Sulu kalırsa da bozulur çünkü. Bu şekilde yemeklerimiz hazır. Alga belki tercih etmez diye içine şunun ceviz koymadım. Çünkü benim kızım o tarz konularda çok seçici. Klasik seviyor yani. Yumurtanın mesela sarısını yemez. Kesinlikle yemez. Beyazını yer falan. O yüzden çıkarıp da veriyorum falan. Pırasam hazır, eriştem hazır. Çok acıktık. Şimdi yanına biraz da turşu ekleyeceğim. Bizlere afiyet olsun. Güzel değil. Çok sert. Şu varmış. Buna bakayım dur. Aa, bak bu güzelmiş. Bu da çok çabuk kirlenir ya. Ne kadar. Fiyat da yazmıyor. Hey kızım.
Fiyatı ne acaba? Göremiyorum ki. Efendim kızım. La markasının. Eve geldik. Hava çok serindi. Çok soğuktu gerçekten. Şöyle yoğurt aldım. En son yoğurt mayalamıştım ya. Aslında verilen maya ekşiydi. Elime kızım. Verilen maya ekşiydi. Ben ona işte şekerle falan ekşiliğini alırım diye düşündüm ama maalesef gitmedi ve yoğurdum çok çabuk ekşidi. O yüzden yoğurt aldım. Şöyle iki tane krema aldım. Kızıma pizza kraker aldım. İskolata aldım. Ve Torkun'un şu minikisinden aldım. Ve şu fincanları çok beğendim. Yani renkleri olsun, duruşları olsun o kadar hoşuma gitti ki bir tane kalmıştı. Açıkçası niye kaldığını da anlamadım. İçine falan baktım bir yerinde bir şey var mı diye ama göremedim de. Böyle dörtlü fincan seti. Sanırım bu seramik olması lazım. Ama çok hoşuma gitti gerçekten. Anneciğim o açılacak bir şey değil. Verir misin? Bu şekilde. Fiyatı da güzeldi yani. Bunu aldım. İşim işten erken geldi. Ve aç gelmiş. O yüzden hemen pırasanın yanına bugün yapamadığım kremalı, mantarlı, kapribiberli, sarımsaklı, kekikli bir makarna yapıyorum. Şimdi makarnalarını ekleyeceğim. Saat 8.30. Eşimle kızım yemeğini yedi. Kızım birazcık daha makarna yedi. Yemeklerim şu an sıcak. O yüzden dolaba koyamıyorum. Biraz soğumasını bekliyorum. Yarın sarma sarıyoruz. Şimdi yatana kadar 1-2 saat bunu suda bekleteceğim. Sonrasında buzdolabına kaldıracağım. Bir gün falan bekletince çok tuzu çıkıyor. O da güzel olmuyor. Biz biraz tuzlu seviyoruz. Yani tuzsuz hiçbir şey sevmiyoruz. Öyle söyleyeyim. Çayımı demledim. Alt suyunun kaynamasını bekliyorum. Videom uzun oldu. Bazen hafızam almıyor. O yüzden de burada kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.